Golden Gate Köprüsü'nü bir grup asker çevirdi. İnsanları sıkıyor. Enfal Kulesi'nin önüne set çeken askerler halka bu bir tatbikat değildir uyarısı yaptı. İngiltere Parlamento binası bombalandı. Evet, duyduklarınız bir film senaryosu. Ama bu ve bunlardan daha fazlası 15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşandı. Kanatlarla meclise saldırı yapılıyor. Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. Elimizdeki zırhlı araçlarda ağır silahlarımız var ise FETÖ, PDY'ye bağlı bir grup tarafından gerçekleştirilen bu eylemler milletimizin göğsünde söndürüldü. Ne var? Hayır! 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 Bir netice alamayacaklar ve bunlar milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Yapılan için kalkışma olduğunu anons edin. Oradaki düzgün aklı başından insanlar dönecektir. Emirlerinizi bekleriz müdürüm. Şehit olmak için emirlerinizi bekleriz. O gün hatırımızda bir acı kök tadı bıraktı. 15 Temmuz kahramanları Amerika'nın sahte kahramanları gibi değildi. Uzaydan gelmiyorlardı, paraları, teknolojileri yoktu. Örümcek ısırmamıştı onları. Uçamıyorlardı da. Yalnızca Allah'a inanıyor ve vatanlarını seviyorlardı. Kahramanlarımız tankın önüne yatan, elinde sopa ile sokağa koşan, binanın tepesinden uçağa atlamayı düşünen, tankların önüne dikilen, sokakta nöbet beklerken uyuyakalan, bir gecede tank kullanmayı öğrenen, meydanda üzerine Türk bayrağı örten, vatanı uğruna gözünü kırpmadan şehit olan kardeşlerimizdir. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal suresi 30. ayet. Sen nereli misin? Ateş ediyorlar. Ateş ediyor şu an asker.